Ülkemizde hem coğrafi özelliklerinden dolayı hem de eş akrabalığının yüksekliğinden dolayı bazı genetik hastalıklar oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere Akdeniz anemisi bunlardan biri. Akdeniz ateşi veya orak hücre anemi böyle hastalıklar arasında yer almakta. Aslında bu hastalıkların sıklığına hemen hemen yakın derecede bir hastalığımız daha var. O da spinal musküler atrofi. Bu hastalığı da ülkemizde çokça görüyoruz ve maalesef bu hastalığın en önemli handikapı yavrularımızı çok küçük yaşlarda hayata veda etmesine sebep olan çok ağır seyreden, ağır kas gelişimsel bozukluk gibi durumların eşlik ettiği bir hastalık. Ve bu hastalıktan yakın bir zamanda yavrularımızı koruyabilmek için bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bu hastalığa spesifik olarak geliştirilen ilacın SGK kapsamında ödenmesini de sosyal hizmetlerin ödeme planının içine almış ve ödemeye başlamıştır. Fakat son zamanlarda anladık ki hem bu vakaların sayısal olarak hem de maliyet olarak ülkenin bunu karşılayabilme gücünün çok üzerinde olduğunu hem yetkililerin hem de biz bilim adamlarının aşikar anlamış olduğu bir durumdayız netice olarak. O nedenle bu hastalığın önleyici tıbbına, koruyucu hekimliğine mutlaka önem vermemiz gerekir bir taraftan. Bu hastalığın tedavisi hem çok başarılı olmayabilir, hem yetersiz sayıda vakalara ulaşılabilir. Bu nedenle önleyici tıp hakikaten vazgeçeceğimiz bir kalem değildir. En önemli bu konudaki uygulama bu hastalık yönünden taşıyıcı olan çiftlerin saptanması, taşıyıcı tarama testlerinde ve bunların bu tür çocuk doğurma riskleri olup olmadığını tespit edip onları bu riskten korumak için preimplantasyon ya da prenatal tanı uygulamalarına sevk etmemizden geçiyor. Dolayısıyla bir tarama testlerini SMA hastalığı için yaygınlaştıracağız ki günümüz teknolojilerinde bu artık çok kolay. Buna ait planlamalar, paneller oluşturmuş durumdayız. Hem de maliyetleri çok çok ucuz paneller bunlar. Bu aşamada taşıyıcı olduğu saptanan eşlere de preimplantasyon tanı uygulamasıyla embriyo aşamasında yani ayıklama yöntemiyle sağlıklı çocukları vererek hasta çocuk doğurma riskinden kurtarılmaları, korunmaları sağlanacaktır.